The rain pelted Gotham City mercilessly, a torrential symphony accompanied by the distant rumble of thunder and the occasional burst of lightning. In the heart of the city, A derelict warehouse stood like a forgotten relic. Sizler birazdan bu tarzda bir video yapmayı öğreneceksiniz. Sıkı dur. Herkese selamlar ve bu YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videonun en başında sizinle kısacık sohbet edeceğim. Benim için önemli bir konu. Bazı arkadaşlar birebir danışmanlık yaptığım kanalları merak ediyorlar. Bunların nasıl geliştiğini, ayrıca kendi kanalımın kısa bir süre içerisinde nasıl daha geniş bir kitleye hitap edebildiğini sizlere farklı bir videoda anlatıyor olacağım. Eğer kanal danışmanlığı yaptığım linki merak ediyorsanız video açıklamalarına bırakıyorum arkadaşlar. Ayrıca tüm sorularınızı video açıklamalarındaki Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün kullanacağımız 4 adet araç var. Peki bugün ne yapacağız? Videonun en başında aslında ne yapacağımızı göstermiştik. O videoyu da ben yaptım arkadaşlar. Sizlere de bugün bu tarzda bir hikaye videosunu nasıl yapabileceğinizi ve milyonlara nasıl hitap edebileceğinizi göstereceğim. Adım adım takip edin arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ilk durağımız bugün diğerlerinin aksine Leonardo AI. Yani ChatGPT ile başlamayacağım. Leonardo'daki üret ettiklerimize göre ChatGPT'de bir hikaye oluşturacağız. Leonardo AI'ın prompt bölümünde gördüğünüz gibi bir prompt komutu girdim. Ne yazdığını hemen gösterelim. Buraya karanlık bir gecede arkasında şehrin ışıkları ile korkutucu görünümüyle siyah ve gizemli bir odada bulunan Joker karakteri dedim. O saatte dışarısı yağmurlu olsun. Dışarıda meydana gelen yıldırımın ışığı odanın penceresine yansısın dedim. Çok kısa ama etkili bir prompt arkadaşlar ve hemen buradan ayarlarımızı yapacağız dostlar. Buradan ben Dream Shaper'ı seçmek istiyorum. Sizler de bunu seçebilirsiniz. Gerçekten güzel sonuçları var. Ve buradan bir YouTube videosu, uzun video oluşturacağım için 16'ya 9 formatını seçtim. Burası önemli. Eğer short video yapmak istiyorsanız 9'a 16 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben buradan 16'ya 9'u seçtim. Yapacağım başka bir ayar yok dostlar. Hemen buradan Generate demeden önce buradan 4 adet fotoğraf oluşturmasını istiyorum. Ve generate diyorum. Şimdi kısa bir süre bekleyeceğim. Sonuçların şaşırtıcı olacağına eminim. Çünkü prompt'u gerçekten detaylı girmiş oldum. Bu promptları sizlere Telegram grubumda veriyorum arkadaşlar. Videoyu izledikten hemen sonra Telegram grubumda bu prompt metinlerini bulabileceksiniz. Telegram grubumda video açıklamalarında. İlk olarak bir Joker karakteri istedik ve Joker karakterlerimiz hazır arkadaşlar. Buradan beğendiğim iki adet görseli hemen indiriyorum. Ben bunu ve bunu beğendim arkadaşlar. Aslında şunu da alabiliriz. Bu 3 fotoğrafı hemen bilgisayarıma indiriyorum arkadaşlar. Ve hemen bunları da grupluyorum ki daha sonrasında bulmam kolay olsun. Birbirine karıştırmayayım. Evet Joker fotoğraflarımız hazır arkadaşlar. Şimdi diğer bir prompt metnine geçiyoruz. Yine Joker için ikinci bir prompt hazırladım arkadaşlar. Hemen bunun da ne olduğunu gösterelim. Aslında birinci promptumla aynı sadece Joker'in yumruğunu havaya kaldır korkunç bir görüntüsünün olduğu fotoğraf istedim. Yani ek olarak sadece şu cümleyi eklemiş oldum arkadaşlar. Kopyaladım ve buraya olduğu gibi yapıştırdım arkadaşlar. Generate diyor ve girdiğim ikinci promptun sonuçları da burada arkadaşlar. Yine 4 adet fotoğraf oluşturdum. Buradan aslında dördünü de indirebilirim. Dördü de tam da istediğim gibi. Hemen buradan download image diyerek 4 fotoğrafı da indiriyorum. İşin en heyecan verici tarafı birazdan gelecek arkadaşlar. Atlamadan izleyin, dikkatle takip edin. Bunları ise Joker 2 isimli bir klasöre attım arkadaşlar. Birbiriyle karışmaması için bir diğer promptumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bir diğer promptumuz da şu şekilde. Batman'le Joker'i karşılaştıracağımız bir hikaye yaratacağımız için bu promptumuz Batman'le ilgili olacak. Birebir Joker'in promptunu girdim. Sadece Batman ismini ekledim arkadaşlar. Kopyaladım. Hemen buraya yapıştırdım. Generate diyorum. Ve Batman'le ilgili oluşturduğum ilk 4 görsel de hazır arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca ikinciye geçiyorum. Buraya kadar videoyu atlayan arkadaşlar için tekrar ediyorum. Prompt metinleri Telegram grubumda arkadaşlar. Telegram grubumuz ise video açıklamalarında. İkinci metnimizi de yapıştırdık ve Generate diyorum. Bu arada şurada hemen indirdiğim 4 adet Batman fotoğrafını bilgisayarıma kaydedip gruplayacağım arkadaşlar. Klasörümüzün ismini de Batman olarak değiştirelim. Hatta bir yeni klasör daha oluşturalım. Buraya da Batman 2 diyelim. Zaman kaybımız olmasın. Ve istediğim ikinci dörtlü de hazır arkadaşlar. Hemen bunları da kaydediyorum. Ve Batman 2 klasörümün içine atıyorum arkadaşlar. Şimdi bunlar burada dursun. Bizim Leonardo ile işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Daha önceki videomda anlattığım Runway ML Yapay Zeka sitesine geldim arkadaşlar arkadaşlar. Detaylarına girmeyeceğim. Zaten daha önceden anlatmıştık. Hemen buradan Start with Image diyorum. Buradan sabit görselleri video haline dönüştürebiliyorum arkadaşlar. Gen 2 teknolojisi sayesinde. Start with Image dedim ve şimdi indirmiş olduğum toplamda 16 adet görseli buraya yükleyeceğim arkadaşlar. Buraları hızlandırarak geçeceğim ve arkadaşlar dilediğim kadar görseli videoya çevirdim. Hemen en son yaptığım örneği size göstereyim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar görsellerimizi videoya çevirdik. Bunları Leonardo AI'dan yapmıştık. Daha doğrusu Leonardo yaptı, haksızlık etmeyelim. Ve buradan sadece bu siteye yükleyerek görsellerimizi videoya çevirmiş olduk. 4'er saniyelik videolar arkadaşlar. Şimdi hemen videonun üzerine sağ tıklıyorum. Videolara kaydet diyorum ve daha öncesinde video diye bir klasör açmıştım. Buraya Batman 4 ismiyle kaydediyorum. Ben örnek olması için toplamda 8 adet görseli videoya çevir Arkadaşlar, sizlere örnek olarak göstereceğim. Şimdi Runway sitesinden de çıktım arkadaşlar. Peki sırada ne var? Arkadaşlar sırada ChatGPT'ye gireceğimiz prompt metni var. Bakın ne yazıyorum? Batman'le ile Joker'in karanlık bir odada karşılaşması konulu. Kısa bir hikaye yazar mısın? Hikayede Batman ile Joker birbirlerine düşman olsunlar. Dışarısı yağmurlu, gök gürültülü ve şimşekli olsun demişiz. Bunu İngilizceye çevirdim. Hemen ne yapıyorum? Buradan kopyala dedim. ChatGPT'ye geldim, yapıştırdım ve birazdan hikayem oluşmuş olacak arkadaşlar. Dilerseniz biz ChatGPT çalışırken biz de sayfamızı Türkçe'ye çevirelim. Neler yazdığını görelim. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde hikaye diliyle aslında istediğimi oluşturdu. Dilerseniz ilk paragrafı bir okuyalım. Yağmur Gatım şehrine acımasızca yağıyordu. Uzaktan gelen gök gürültüsü ve ara sıra şimşeklerin eşlik ettiği sağanak bir senfoni. Çok güzel bir hikaye dili elde etmişiz arkadaşlar. Şimdi İngilizce'ye tekrar çevirelim. Ve şu kadarlık bir kısmı alsak bize yeterli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Eleven Labs'e geliyoruz arkadaşlar. Eleven Labs'tan buradan sesimi seçiyorum. Let us always meet each other with smile for the smile is the beginning of love. Evet bu gizemli ve hikaye anlatıcılığına uygun sesi seçtim. Hemen buraya ChatGPT'den kopyaladığım metni yapıştırıyorum. Şu şekilde birleştirelim arkadaşlar ve generate diyelim bakalım karşımıza ne çıkacak. The rain pelted Gotham City mercilessly. A torrential symphony accompanied by the distant rumble of thunder And the occasional burst of lightning. Evet arkadaşlar, ortalama 43 saniyelik bir seslendirmemiz oldu. Şimdi hemen bunu indir diyorum ve Elwin Lebsen hemen bunu indirmiş oldum. Bunu da yine video dosyamızın içine atacağım arkadaşlar ve artık işimiz CapCut'la ya da herhangi bir video düzenleme uygulamasıyla şimdi CapCut'ın içine yapay zekanın oluşturduğu tüm bileşenleri import ediyorum arkadaşlar ve hemen aşağıya atıyorum. Şimdi düzenleme safhası geleceğim Buradaki logoyu kafanıza takmayın arkadaşlar. Her bir videoyu şu şekilde büyüttüğünüzde ya da buraya örnek olarak kendi kanalınızın logosunu ekleyip bu kısmı kapatabilirsiniz. Ancak mantıklı olan görseli biraz daha büyütmek arkadaşlar. Şuradan hemen büyütebilirsiniz. Arkadaşlar sese göre video düzenlememi yapacağım. Hemen şu fazla kısmı keseceğim. Yani fazlalıkları yok etmiş olacağım arkadaşlar. Şöyle bölüm bölüm videoları ayıracağım arkadaşlar. Boşluklara göre videolarımı küçülteceğim, büyüteceğim. Böylelikle geçişlerde daha güzel sonuçlar elde edebileceğim. Böyle bir Joker, bir Batman şeklinde sıraladım arkadaşlar. Şimdi küçültme büyütme olayına geçiyoruz. Tam seslerin bittiği yere göre ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz üzere ayarlamalarımı yapıyorum. Aslında fazla kısımları siliyorum arkadaşlar. Örnek olması için 10-15 saniyelik süre bizim için uygundur. Sizler dilediğiniz uzunlukta videolar üretebilirsiniz. Videomuzun altına bir müzik ekleyeceğiz arkadaşlar. Youtube ses kitaplığından müziğimi indirdim ve direkt CapCut'ta videomun altına yerleştiriyorum. Müziğimi de videoma göre ayarlayacağım ve müziğimin sonuna bir fade out ekliyorum arkadaşlar. Ayrıca videomun sonuna da fade out ekliyorum. Şimdi aralara buradan transaction bölümünden geçiş efektleri ekleyeceğiz. Ben bu efekti seviyorum arkadaşlar. Şimdi bu efekti tüm video videoma uyguluyorum. Biraz daha çizgi romana benzer bir geçiş efekti olsun. Alt yazımız kaldı. Text diyelim. Auto Caption diyelim. Hemen buradan İngilizcemizi seçelim arkadaşlar. Ve Create diyerek otomatik alt yazımızı da oluşturalım. Altyazılarımız oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi bu altyazılarımızın stilini değiştirelim. Buradan atmosfere uygun bir altyazı stili oluşturalım. Şimdi bunu kırmızı yapalım. Daha da çekici bir hale gelsin. Arkadaşlar bir eksiğimiz kaldı. O da ses efektleri. Hemen buradan aralara, geçişlere yine gizemli bir ses efekti ekleyebiliriz. Audio kısmından sound effects bölümüne geldim arkadaşlar. Ben buradan uygun gördüğüm bir ses efektini ekledim arkadaşlar. Şimdi bu ses efekti geçişin olduğu tüm bölümlere uyguluyorum arkadaşlar. Evet şimdi baştan sona kadar bir izleyelim bakalım ne yapmışız. The rain pelted Gotham City mercilessly, a torrential symphony accompanied by the distant rumble of thunder and the occasional burst of lightning in the heart of the city. A derelict warehouse stood like a forgotten relic. Evet arkadaşlar bugün anlatacakları bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de buna benzer hikaye videoları oluşturabilirsiniz. Karakterleri yeniden canlandırabilirsiniz. Web Ustası kanalından sevgiler, saygılar.